Hepimiz bir zaman tünelindeyiz ve bu zaman tünelinin iki odağı var sadece. Bir gelecek, bir de geçmiş. Sanki iki bilincimiz varmış gibi. Sürekli gelecekle ilgili bir yaşam idealize ediyoruz ve sürekli de kaçmaya çalıştığımız ama elimizde olmadan sadece oraya odaklanabildiğimiz ve kaldığımızda da acı çektiğimiz bir geçmiş düşünce ve duygu durumumuz var. İşte o geçmiş çok ağır geldiğinde o ağır duyguları sana unutturacak bazı şeyler yapıyor insan. Yemek yemek, uyumak, çok konuşmak, alışveriş yapmak, cinsel ilişkiye girmek, koşmak, kaçmak, durmadan, bitmeden. Çünkü gerçekten bir ölüm bilinci var. İstediğin kadar paran olsun, makamın olsun, kim olursan ol, öleceksin. Bak belki o kadar sık unutuyoruz ki bunu. Şimdi söylediğimde hepimizin aklına geldi ölüm. Kaç kere hatırlıyoruz ki zaten. O yüzden insan hiçbir zaman salt bir mutluluk yaşayamaz. Çünkü sahip olduğu o an iyiyse, sahip olduğu o şeyler ne olursa olsun. Çünkü beyninin bir tarafı öleceğini bildiği için onun da geçiciliğinden çok rahatsız olur insan. O yüzden hep sahip olduklarını kaybetme korkusu yaşar. Belki bu sebepten Allah bazen o işte geçmişi hatırlamaktan kaçtığın o yemeden, içmeden, cinsellikten yani hazlarından kaç diye, onları tut diye yılda bir kere belli bir süre onları senin tutmanı, beklemeni ve anlamanı istiyor. Aslında müthiş bir ritüel gibi, değil mi? Oruç tutmak demektir kelime anlamı olarak. Yani insanın bir şeyi, bir yanını, bir kuvvesini tutabilmesi diğer kuvvelerinin artmasını sağlayan bir şey. Orucun böyle bir hakikati var. İnsanın üç tane kuvvesi vardır. Birincisi düşünce, ikincisi öfke, üçüncüsü arzu. Hani o sayfa sayfa binlerce yıldır konuşulan kavram var ya düşünmek. Ama bu kuvveler çok ilginç çalışıyor. Düşünce yükseldiğinde öfkeyle arzu azalıyor. Öfkeyle arzu yükseldiğinde düşünme azalmaya başlıyor. O yüzden Ramazan ayının şöyle bir hakikati var. Psikolojik olarak da Allah sana arzunu tut diyor. Arzunun iki yönü vardır. Bir şehvet, diğeri iştah. Anladın sen onu. İştah yeme içme arzusu. Şehvet ise sadece cinsellik değil. İşte hırslar, değil mi? Engel olamadığımız hırslarımız. Bu iş hayatında olur, özel hayatta olur, ilişkilerde olur. İkisini de tut diyor. Peki bir insan arzusunu tuttuğunda ne boyuta gelir sence? İşte sen o iştahı ve şehveti tuttuğunda, onu belli bir süre yapmadığında düşünce merteben artmaya başlıyor. O yüzden oruçlu insan bazen şunu söyler ara ara. Ya böyle bir dalıyorum, böyle bir kafam gidiyor bir yerlere, böyle garip bir sessizlik, sakinlik. Şimdi alışkanlıklarından çıktın, konforundan. Su içmiyorsun, yemek yemiyorsun, cinsel ilişkiye girmiyorsun. Bir taraftan da şu manayı biliyorsun. Yani kötü sözle söyleme be arkadaş. Değil mi? Kavga da etme. Az konuş. Öyle bir yanı vardır oruç ibadetinin. Sen şimdi dilini tuttun. Ağzını da tuttun. İşte alt tarafı da tuttun. Ne başlayacak bu sefer? Sen bunlarla kaçıyordun geçmişten. Yani dündeki acılarından, kayıplarından, utançlarından, haksızlıklardan, sana yapılandan, bütün kötü duygulardan kaçmak için bunları kullanıyordun. Şimdi tutuldu. Ya Allah aşkına bazen düşünüyorum da. Ya insan bir yaratıcı olmasa hayatta tutmaz orayı sana söyleyeyim. Hayatta tutmaz yani. O kutsal bunu istediği için tutuyorsun. Ama peki şunu anlıyor musun? Oruç aç kalmak mı? Yani gerçekten bu mu? Fakirleri anlamak mı? Oruç ne biliyor musun? İşte sen onları tuttuğunda düşünebilme yeteneğin artmaya başlayacak. Onlarsız da yaşayabilme yeteneğin artmaya başlayacak. İşte o geçmişten kaçmak yerine geçmişin duyguları gelecek. Ve sen o dünün getirdiği acıları, çünkü insan yemediğinde, içmediğinde, aç kaldığında ve o durduğunda kötü duygu gelir. Onlar sen oruçluyken gelecek içine sürekli, sürekli, sürekli bitmeden. Ama bir tarafıyla da kavga etmemen lazım, dedikodu yapmaman lazım, değil mi? Kırmaman, dökmemen lazım, yememen, içmemen lazım, sevişmemen lazım. Alışverişi bile azaltıyorsun bazen. İsraf etmeyin diye. Arkadaş, eline kelepçe geldi mi şimdi, ayaklarına pranga? Duygu da geldi, ne yapacaksın? İşte orada insan o kadar kötü geldiğinde, o duygular geldiğinde, işte o yaratıcının hikmetiyle, ondan çekinerek, ona verdiği sözle ne gelirse gelsin, ya şükürler olsun diyor. Affetme yeteneği gelişiyor. Ramazan'da barışanlar da çok olur. O yüzden suçlar da azalır. Niye? Çünkü o topraklarda ortak bir bilinç, bir bilinç dışı vardır. Her şey yavaşlar. Hoşgörü artar, nezaket artar. Bu da senin sağlıklı düşünmeni sağlar. Biraz da böyle bakarsak eğer galiba biz anlayacağız bu hakikatin ne demek olduğunu. Keşke bunu 12 ay boyunca insan yapabilse, değil mi? Az yese, az konuşsa, az kavga etse, az tartışsa, daha çok hoşgörülü olsa. İnsanlar, inananlar bilir bunu. Ramazan ayında yani oruç tutsa da tutmasa da ama genelde toplumda şöyle bir şey oluşur. Hoşgörü. İşte insanı iyileştiren bir şeydir. Dostum.
Bu zaman tünelinde geçmişten kaçmak yerine yılda bir kere belli bir süre geleceği daha iyi anlamak ve biliyorsun ki öleceksin ya eninde sonunda. O ölüme giden yolda geleceğini biraz daha sağlıklı hale getirmek için belki de bu ibadet şifa olur hepimize. Farkında mısın? Dünyanın sonu gelmeye başladıkça iklim, kıtlık, hava şartları, ekonomik durumlar, bir sürü şey. Her şeyi bırak, yiyeceğin içeceğin bitecek diye bir çığlık atıyoruz dünya sana. Ey kurban olduğum Allah, nasıl insan hazırlıyor bu dünyanın sonuna? O yüzden diyor ki, bu kadar da abartma arzularını, çıldırırsın en sonunda. Bu dünyanın bir sonu var senin gibi. Belki tutarsan ince yerinden o arzuların, öfkeni de azaltırsan, tatlı tatlı düşünürsün aslında. Ramazan ayınız mübarek olsun. Oruç tutan, ibadet eden, tutan tutmayan aslında o manada, o hakikatte yaşamayı tercih eden, arzu eden herkes için. Ben de gerçekten öncelikle hem kendime hem de sizler için bu hakikat yolculuğunda hakikaten kimiz? Hakikaten neden buradayız? Bunu anlayabilmek nasip olsun diyorum. Çünkü niyetimiz buysa, gönlümüz buradaysa bu 30 gün boyunca bir sürü olay yaşayacağız hepimiz. Medyada, sokakta, iş yerinde, evde, dünyada ne dersin? Her şeye rağmen bu 30 gün içinde biraz daha düşünebilirsin. Bilmeyi yukarı alıp hakikatin içinde tabii hoşgörüyle, nezaketle, affedicilikle, kabul edicilikle kendini geliştirerek birazcık arzuları indirip öfkeyi azaltıp kendimizi bulabilir miyiz? Umarım öyle olur. Kendinize iyi bakın.